Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Selam vermek yerine günaydın demek caiz midir? Şimdi konuya caiz midir, helal mıdır, haram mıdır konusundan baktığımızda elbette bir Müslümanı bir Müslümana günaydın demesi din açıdan bir sakınca doğurmaz. Ancak sünnet olanı nedir? Bereket olanı nedir? Rahmet olanı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiye ettiği nedir diye sorulursa elbette selamun aleykümdür. Bir Müslümanın bir Müslümanla karşılaştığında vereceği ilk şey, ağzına çıkacak ilk söz selamun aleyküm veya esselamu aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullah diyebilir. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve diyebilir. Veya sadece selamun aleyküm veya esselamu aleyküm diyebilir. Fark etmez. Bunu söylemek sünnettir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe hakiki manada iman etmiş sayılmazsınız. Kemal manada iman etmek birbirinizi sevmekten gelir. Peki birbirinizi sevmenize vesile olacak bir şey ise söyleyeyim mi? Evet, söyle ya Resulallah. Aranızda selamı bolca yayınız ve selamı çoğaltınız aranızda diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selam konusunda bizi uyarıyor. Bir de İmran bin Husayn'ın şöyle bir ifadesi var. Bu bize biraz daha olay netleştirecek. Biz cahiliyede, İslamiyet'ten önce Allah senin gönlünü sevindirsin veya sabahleyin senin yaşaman, yaşaman iyi olsun derdik. Aslında bizim bugünkü günaydın, tünaydın falan gibi ifadelerini biraz daha yakın bir ifadeyi kullanıyorlarmış. Ama diyor İslam dini gelince bunu bize yasakladı. Çünkü Müslümanların gayrimüslimlere benzememek gibi bir özellikleri olmalı. Madem ki biz Müslümanız, o zaman karşılaştığımızda kullanacağımız kelimeler de Müslümanca olmalı. Çünkü Peygamberimiz kim bir Müslüman, bir gayrimüslime benzerse, Allah muhafaza, kim bir kavme benzerse onlardan olabilir diye bir ikazı ve bize bir uyarısı var. Şu halde Bizler Müslümanlarla karşılaştığımızda selam Aleyküm ve Rahmetullah ve selam Aleyküm veya selam Aleyküm diyeceğiz. Ama arkasından merhaba de, hayırlı sabahlar de, günün aydınlık olsun de, daha başka artık uygun bir ifadeyi kullanabilirsiniz. Onun bir sakıncası yok. Ama birinci derecede ağzımızdan çıkacak kelimelerin Peygamberimizin sünneti İslam'ın ifadesi olan Selamun Aleyküm olmalıdır. Ve bize verilen selamı da ve aleyküm selam diye almaktır. Ondan sonra da aramızda elbette merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar ve hal hatır sormalar elbette olacaktır. Zaten o insanlığın bir görevidir.